Bir insan ömrünü neye vermeli? Tükenip gidiyor ömür dedi. Müminim hem Müslümanım, muhibbi ehli Kur'an'ım. Kur'an'a bağlı başım var, cehennemde ne işim var? Ben Kur'an'ın bülbülüyüm, hem de bağının gülüyüm. Rabbinin nazlı kuruyum, Kur'an'a bağlı başım var, cehennemde ne işim var? Edes sözümün eriyim, ehli imandan biriyim. Küfürden, şirkten beriyim. Kur'an'a bağlı başım var, cehennemde ne işim var? İnanmış, iman etmişim. Hakkın yolunda gitmişim. Emrini tutup yapmışım. Kur'an'a bağlı başım var, cehennemde ne işim var? Beş vakit kıldım namazı. Rabbime ettim niyazı. Hem ağlarım bazı bazı. Kur'an'a bağlı başım var, cehennemde ne işim var? Yaşım 97'nin içerisindeyim. Anam Hoşköylüdür, Hoşköyündendir. Elazığ'ın burada Hoşköy vardır. Üzümü de hoştur, köyü de hoştur, ismi de hoştur. Anam oralıdır. Babam Diyarbakır'ın Hani ilçesindendir. Kabilemize imamzadeler derler. Halk lisanında imamgil. İmamgil. Babam Hani'de İmamzadelerden Sofi Abdülfettah Efendi'nin oğludur. Anam da Hoşköyü'nde İbrahim Çuvalcı, Çuvalcıgillerden İbrahim Efendi'nin kızıdır. Ben de Hoşköyü'nde dünyaya gelmişim. 1935 yılında anamın babamın bir tek evladıyım. Başka yok. Bir tek evladıyım. İsmim de Abdullah'tır. Evet. 5 yaşlarındayken bu Hoşköyü'nden babam haneye evini haneye götürdü. Babam dükkanı vardı, esnaftı. Attariye, bakkaliye neyse. O dükkanda otururdu. Ben de çocukken yardım ederdim, dükkana giderdim beraber. Okul Atatürk zamanında ilk açılan okullar. İlk okul açıldı Türkiye'de. Hani'de de açıldı ilk okul. Beni gönderdiler, ilk okulu okudum. İlk okulu okudum, ondan sonra bitirdim. Babam beni Kur'an-ı Kerim bana okutacak. Fakat alfabe bulamadı. Alfabe yoktu. Yaktılar evladım. Ne kadar Arapça, Osmanlıca kitap var, hepsini yaktılar. Kur'an-ı Kerim'de dahil alfabe bulunmadı. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i babam gitti camide. Eski Kur'an-ı Kerim eskiydi. Buldu getirdi. 5-6 kanadı da yoktu. İşte bunda ilk dersimde Fatiha-i Şerife'nin 1. ayeti olmuştur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İlk dersim bu. Fakat insan alfabeyi okumayınca, harfleri tanımayınca nasıl okuyabilir?
Ama babam okuttu, ben de okudum. Babam beni hafızlığa başlattı. Hafızlığa başlattı, birer sayfa ders verdim. 30 günde, yani bir ay, günde bir sayfa vermek üzere 30 günde 30 sayfayı verdim. Tekrar dönüşte 2 sayfa daha ilave etti ham olarak. 3 sayfa. 3 sayfayla devam ettim, hafızlığı bitirdim. Ondan sonra işte başka okumalara benim. Bak, ilkokulu okuduğum halde yazım da çok güzeldi. Burada el yazma, yeni yazı yazılarım da var burada. Çok güzeldi, fakat bu Arapça, Osmanlıca yazıyı çok seviyordum. Kendi kendime o yazıları öğrendim. Okuldan şey yok, hoca yok, yasak. Bazı eski kitaplar elime geçerdi. Bir de Kur'an-ı Kerim'in şu yazılarına bakardım. Aynısını yazardım. Bu aynısına yazmışım. Şimdi Osmanlıca çok zor bir yazıdır. İmlası vardır. İmlası çok zor. Bugünkü yazıya benzemez. Ela Kur'an-ı Kerim'de daha zordur. Kur'an-ı Kerim'i de efendim yazmak öyle kolay değildir. Şunu söyleyeyim yavrum, şunu siz de dinleyin. Hayatımda her ne yedim içtimse beni doyurdu. Fakat okumak doyuramadı. Kur'an-ı Kerim olsun, kitap okumak olsun, doymadım. Hala işte görüyorsun, gece gündüz kitapların içindeyim. 4 şey beni doyuramadı. Birincisi Kur'an-ı Kerim okumak, ikincisi okutmak. Evet, okumak, okutmak. Üçüncüsü de yazmak. Çocukluğumdan beri yazmışım, yazmışım, yazmışım. İşte görüyorsunuz yazdıklarımı. Dördüncüsü de söylemeyi çok severim. Anlatmayı çok severim. Dinimizde maruf münker kelimesi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Maruf, maddi ve manevi ne kadar güzel şeyler varsa hepsi maruftur. Münker de maddi ve manevi ne kadar kötü şeyler varsa o da münkerdir. Ben de bunu söylemeyi, marufu, münkeri söylemeyi çok severdim. Hala söylüyorum. Evet, 90 senedir. Tabii bu Cumhuriyet devrinden evvel, Cumhuriyet 89 yaşındadır. Türkiye Cumhuriyeti 89 yaşında. Ben 97 yaşındayım. Demek 6-7 yaş bu Cumhuriyet'ten büyüğüm. Yani Osmanlı'dan kalma devirleri, zamanları, insanları gördüm. Hatta ordudaki subayları gördüm. O subaylarla çok şeyim var, iltifatım var. Görüşmüşüz, bizi sevmişler, asker oldum. Ha, bu sebeple babam da Rüşdiye'yi okumuştu. Eski Rüşdiye'yi. Onu da yazsaydı, güzel yazı yazardı, fakat yasaktı. Yazı yazmak, okutmak, yazdırmak hepsi yasaktı, ama evde neyse babam dükkana giderdi. Ben kendi hevesimle, merakımla okumuşum, yazmışım. Ya benim Kayseri'ye gidişim var. Haniden Kayseri'ye gitmişim.
Orada okurken biz silah altına, İkinci Dünya Savaşı çıktı. Darül Huffaz'da okuyorduk, hocamız da Hafız Mahmud Efendi. İkinci Dünya Savaşı çıkınca bizi silah altına aldılar. Ha savaşa girdik, ha gireceğiz. Öyle. Talimimiz de öyle savaşı yapmaktı. 11 ay ders talim gördük, hatta şeyden, askerden dönüşte, talimden dönüşte şehirlere girerken bir askerin şarkısı vardı, okuyayım, onu da dinleyin, çok hoş olur, çok severim. Hep bir ağızdan, benim de boyum uzun olduğu için sesim de müsaitti, ben başlıyordum, idare bendeydi. İstiklal Savaşı gençleriyiz biz. Tarika hoş Türkler diye şan verdik. Yurdumuz azizdir, çiğnetmeyiz biz. Uğruna bu kadar kahraman verdik. Murat dağlarından indik aşağı. Uzaktan göründü Gediz irmağı. İzmir'e kuruldu Türk'ün bayrağı. Vatana yeniden bir vatan verdik. Aç çıplak savaştık tipi de karda. Kartallar avladık sarp kayalarda. Sakarya önünde Dumlu Pınar'da Atatürk'ümüze imtihan verdik. Şu benim divane gönlüm, şu benim divane gönlüm, yine hobdan hoba düştüm, yine hobdan hoba düştüm. Mahcemalin şölesinden, Mahcemalin şölesinden çalkalanıp göle düştüm. Çalkalanıp ay sonra bizi Çorlu Askeri Hastanesi'ne verdiler. Halbuki sakatlar 6 ay yapardı. Bu gözüm, anam söylemişti, daha bebek iken neyse, kundakta iken gözlerim ikisi de ağrımış. O zaman doktor da yoktu. Uzun günler, kaç gün ağrım devam etmiş. Ondan sonra iyileşince biri gitmiş, biri kalmış. Fakat ben bu gözümden o kadar memnunum ki Cenab-ı Hak bana diyor ki, ben sana verdiklerimi senden alayım da gözünü iade edeyimse kabul etmem. Cenab-ı Hak bana ilim verdi, bana hafız kıldı, bu yazıları yazdım, işte bak bunlar hep Allah'ın eriksidir. Evet, bu gözümle 96 sene, 97 sene Türkiye'yi, Türkiye'de gezmediğim yer kalmamış, pek az kalmış. 56 yahut 57'di, 2000 yılına kadar devam ettim. İhsaniye Camii'nde 20 sene, 15 sene bu Kubbeli Camii'de, 5 sene de Harputulu Camii, Malatya'da böyle okuttum. Sonra Kangal'a gittim, hem imam hem de Kur'an kursu öğretmeni olarak vazife aldım. Orada da çok talebe okuttum. Hepsi imam oldular, vaiz oldular kimisi de. Hatta müftü olan da oldu. Sonra Edebecan'da kız çocuklarını aldılar bizim. Edebecan açılınca kız çocuklarını aldılar. 2008 yılına kadar Edebecan'da kız çocuklarını okuttum. Fotoğraflarını gördünüz. Hafız icazet merasimi yaptık. Ondan sonra sesim kısıldı. Yaşlandım. Ağzımda diş yoktur şimdi. Dişsizim. Bilmiyorum, kelimeleri anlıyor musunuz?
Ondan sonra dedim Müftü Efendi ben daha yapamıyorum. Geldim eve. Fakat bizim mullalar bizi bırakmadılar. Eve geldiler. Ha buraya. Ha burada okutuyorum. Hala geliyorlar. Şimdi 3-5 tane var. Hala geliyorlar. Kur'an-ı Kerim kıraat dersini okutuyorum. Arapça okutuyorum. Bir de Osmanlıca okutuyorum. Ben 2 sene askerlik yaptım. İkinci Dünya Savaşı'nda 2 sene askerlik yaptım. Asker bittikten sonra 1945'te tezkere aldık. Geldim Hani'de, beni everdiler. Hani'de everdiler. O zaman 22-23 yaşlarındaydım. Sonra Malatya'dan bizi istediler. Malatya'ya geldim. Hanımla bir de bir kız çocuğumuz olmuştu. Geldik Malatya'da 1 sene kaldık. 1 sene sonra hanım vefat etti. Vefat etti. Ben kendi elimle hanımı götürdüm, mezara defnettim. 1 sene öyle kaldık. Sonra bir gün yeni camide sabah namazını kıldırdım. Cemaat dağıldı. Ben de bir iki cemaatle dışarı çıkarken baktım merdivenin alt kısmında yaşlı, aksakallı, yüzü nurlu bir zat. Sordum bu kim dediler, bu Kangal müftüsü. Müderris Abdullah Efendi diyorlar. Çok sevdim. Dedim bu zatın eli öpülür. Gittim elini öptüm. O bana baktı, ben ona baktım. Ben onu sevdim, o beni sevdi. Meğer bizim kayınpedermiş, ben de bilmiyorum. Hem de hocammış. Evet. Allah kader etti bu sefer, onun kızıyla evlendik. Benim şimdi 5 çocuğum işte, bu büyük oğlumdur. Bu son hanımdandır. Son hanımla da 58 sene beraber kaldık. 58 sene beraber kaldık. Ondan sonra işte vefat etti 5-6 sene evvel. Biz de böyle bekliyoruz. Artık nasıl anlatayım ya? Ben nasıl anlatayım şimdi? Beni hazırlıyor, kahvaltımı zamanında veriyor. Kapıyı açıyor, ayakkabılarını dışarı koyuyor, siliyor. Ben en merdiven dibine ne kadar kapıyı örtmüyor. Bana dua ediyor arkamda, Allah yardımcın olsun. Ben dış kapıyı örtünce bakıyorum, o da bu kapıyı örtüyor, ses geliyor, kapı örtüldü. Aynı saniye ikimiz bir elmayı bölmüşsün, yarısı o yarısı ben. Halimiz, huyumuz, her şeyimiz aynıydı. Efendim şimdi tabii inancımız bir, yolumuz bir. Fikrimiz, düşüncemiz bir, halimiz, yaşantımız bir. Niye birbirimize muhalefette bunlarız? O da benim gibi namazını kılıyor, haramlardan sakınıyor, günahlardan sakınıyor, hayrı seviyor, sevabı seviyor. Ben de onun için aramızda bir şey çıkmıyor. Tut elimden kaldır beni, aşkın ile yandır beni. Haber gönder aldır beni, nerede ferman ey sultanım. Yol yürürüm yollar çamur, ha dolu yağmış ha yağmur. Sana varmak bana onur, nerede ferman ey sultanım. Sultanım, Sultanım.
derdi veren Mevla derman eder o bir gün. Sen ona gönül bağla, ihsan eder o bir gün. Bu ah ile giryanı, gönlündeki efhanı, bilir işidir anı, ihsan eder o bir gün. Rahman-ı Rahim'dir o, Sultan-ı Hakim'dir o, her derdi alimdir o, ihsan eder o bir gün. Lütfu keremi çoktur, zulmü sitemi yoktur, fadl-ı ni'ami boldur, ihsan eder o bir gün. Sen işte ki o versin, derdine deva etsin, gönlün önemi geçsin, ihsan eder o bir gün. Evlenenler, beraber evlenenler, efendim, birbirlerini severlerdi, sayarlardı. O da Müslüman, o da Müslüman, o da namaz kılıyor, o da kılıyor. İşte bu sebeple aile arasında hiçbir şey çıkmazdı. Biz babalarımızdan, dedelerimizden böyle gördük. İşte bak bugün benim çocuklarımla 6 tane çocuğum var. 3 tane kızım damatta, 3 tane de gelinim var. Hepsi böyle. Demek ki bizden ne gördülerse onu yapıyorlar. Teyzenin ölümü de artık bir şey oldu onun, hastalığı diyorlar. Hiçbir şey bilmiyoruz. Akıl düşene bir şey. O kadar zeki bir hanımdı ki, çok zekiydi. Efendim, hiç beni tanımıyordu. Bana babam diyordu. Babam diyordu. Babası da benim bu sakalıydı ya. Hatta konuşuyoruz odada, bana soruyor, orada bu odada, burayı söylüyor, burada bir ihtiyar oturuyordu, nereye gitti? Evet, demek ki insan hiçbir şeyine güvenmesin, ne aklına, ne zekasına, ne gücüne, kuvvetine, ne parasına, makam mevkiine. Evet, bir gün bakıyorsun, gitti, hepsi gitti. Tabii senelerce, 6-7 senedir hala unutamıyorum, unutamam da zaten. Çünkü aynen bir vücut gibidir. Birbirlerini seven karı koca bir vücut gibidir. O vücut bölünemez, parçala ayrıldı mı o vücut daha rahatsız oluyor işte. Bir gün buraya birisi geldi, bu Latife'yi de dinleyin. Burada oturdu, dedim, hocam çocuklardan kim var? Dedim, 6 tane çocuğum var. Kızları büyüttük, elin oğlanlarına verdik, aldılar, götürdüler. Oğlanları büyüttük, elin kızlarına verdik, aldılar, götürdüler. Bir ben Mirhan kaldık. Azrail de geldi, hanımı aldı, götürdü. Bir tek ben kaldım, daha ne zaman gelip beni götürecek bilmiyorum. Benim evlatlarımız, Allah razı olsun, hepsinden gelinlerim, çocuklarım bana sahip oluyorlar, bakıyorlar, hiç aratmıyorlar. Hep şöyle, şu oğlumun büyük oğlumdur, büyük gelindir. Babasından daha fazla beni seviyor. Hem bu gelinim yine öyle. İstanbul'da, Ankara'daki gelin yine öyle. Evlatlarım hep şöyledir, bize karşı çok sevgileri, saygıları, bakımları artık o kadar olur. Yani aratmıyorlar. Ana baba deyince, ana baba aynadır. Aynadır, nasıl ki insan aynaya bakar, nerede bir ufak kusur varsa görür, çocuk da o anaya babaya bakar. Ana baba nasıl yaşar, nasıl hareket ederse çocuk onu alır. Din eğitimi olmayınca, din terbiyesi olmayınca, İslami terbiyeyi olmayınca elbette böyle olur ya, ne olacak? Bak işte abi, buyursunlar, bütün dünyanın iyi adamları, dünyanın ilim adamları gelsinler, ben hayatımı söyleyeyim, başkası karışmayın. Ben buydum, işte çocuklarım da bu. Siz de gelin, nasıl anlıyorsanız, nasıl efendim izah ediyorsanız edin. Karma
sevgili dostlarım, genç evlatlarım, bakın ne hal olur ihtiyarlıkta. Gençliğin kuvvetin elinden gider, düzenin bozulur ihtiyarlıkta. Gençliğin ardında yaşlılık varmış, sıhhatte gizlenen hastalık varmış. Yaşlılar bu halden hep haberdarmış. Gençliğin yok olur ihtiyarlıkta. Seni taşıyamaz olur dizlerin, önünü göremez gören gözlerin. Hep melul görünür gülen yüzlerin, bellerin bükülür ihtiyarlıkta. Nefesin daralır, yol gidemezsin. Unutkan olursun, ab bilemezsin. Yolunu şaşırır, yol bulamazsın. Evlatların her biri bir yana gider. Senin gençliğin de seni ihtiyarlığa terk eder. Hanımla olursun evde derbeder. Defterin dürülür ihtiyarlıkta. Eline bir tas su verenin olmaz. Ağlasan gözyaşın silenin olmaz. Her halin hor olur ihtiyarlıkta. Götürüp atarlar bakım evine. Servetin geçer hep varış eline. Belki de acıyan olmaz haline. İşlerin zor olur ihtiyarlıkta. Ak olur sakkalın, dişler dökülür. Kametin eğilir, belin bükülür. Sırtında elbisen sana yük olur. Takatin yok olur ihtiyarlıkta. Efendim tabii şimdi gençlikte insanın gücü var, kuvveti var, azmi var, azminde sebatı var. Yani şimdi bir insan her ne iş görürse o işte bu üç şey lazımdır. Azim, sebat, sabır. Gençlikte bu işi de vardır. Azim, ben bu işi yapacağım. Sebat, o işte devam etmektir. Sabır da o işten gelen sıkıntılara tahammül etmek, sabretmektir. Gençlikte bu var. İhtiyarlıkta bu yok. İhtiyarlık bu. İnsandan çekip gidiliyor. Fakat tabii artık dinimiz bize sabrı emretmiştir. Sık sık sabrediyoruz. O sabrı artık Cenab-ı Hak mutfetsin de sabırlı olalım. Kolay değildir. İştahın kesilir. Gücün kuvvetin azalır. Gezemezsin. Halin takatın kalmaz. Yani dünya seni bırakır. Sen de dünyayı bırakırsın. Ben dünyadan usandım, dünya benden usandı. Ben hayattan usandım, hayat benden usandı. Hepsi bu. Şimdi bana sorsanız, bence ihtiyar sıhhati yerinde olmayandır. İstersen 25 yaşında olsun. Genç, sıhhati yerinde olandır. İstersen 100 yaşında olsun. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, buna hepiniz dinleyin, dikkat edin, içinizde saklayın, unutmayın. Dünya işlerinde kendinden aşağıya bak, ahiret işlerinde kendinden yukarıya bak. Bu öyle bir reçetedir ki hiçbir doktor bunu veremez. Verse de eczanelerde ilacı bulunamaz. Herkes kendi nefsinde tatbik etmesi lazım. Şöyle ki, şimdi evladım, ben 97 yaşındayım dedim, değil mi? Hayatımdan o kadar memnunum ki, yani Cenab-ı Hak bana dese insanın gençliğini sana versen tekrar gitmem. Hayatımdan memnunum. Çünkü gençliğimde öyledir. İlim gençlikte elde edilir. Tahsil gençlikte olur, değil mi? İhtiyarlıkta olmaz. Para gençlikte kazanılır. Uçağa yetişmeye çalışırken bir de arabanızı düşünmeseniz. İhtiyacınız olduğu anda hizmet olduğunuz yere kadar gelse hayatın tadı çok daha güzel çıkmaz mı? Sayısız hizmet ve ayrıcalıklarıyla Avea Prime hayatın her anında yanınızda. Avea Prime, tadını çıkarın. Şimdi Avea Prime dünyasına katılmak size özel %50 hoş geldin indirimiyle. Göz alıcı Hyundai i30,
Macera sever Hyundai iX35. Aklınızdaki iX30'a veya iX35'e şimdi sahip olun, 2015'te ödemeye başlayın. Üstelik 30.000 TL için 30 ay vade, %0,65 faiz oranıyla. Hayalinizdeki otomobile hemen sahip olma imkanı Hyundai'de. İşte TTNET'ten çocukların da velilerin de yüzünü güldüren kampanya. İlk 2 ay boyunca internetiniz bedava. Üstelik limitsiz fibernet sabit fiyat garantisiyle ayda 49.90'a. Bir de çocukların ödevlerini yapsaydınız bari yapmışken. Ödevlerini yapmıyoruz kuzen ama derslerine takviye olsun diye Türkiye'nin en iyi online eğitim programı Vitamin'i de 6 ay boyunca ücretsiz veriyoruz. Sen mi girecektin geç? Olur mu Hüsnü dayı, sen buyur. Sen misafirsin bu oğlum, gir. Misafirliği mi kaldı dayı? Depremde evi hasar gören pek çok insan yakınlarına uzun süre misafir olmak zorunda kaldı. Zorunlu deprem sigortanızı yaptırın, zorunlu misafirlikten kurtulun. Starmax, gücü dize getiren performans. Tencereden tavaya. Varsa yoksa kliksa. İş yaşamında performans ve keyif şimdi dengede. Çalışma performansınızı arttıracak ofisler ve keyfinizi arttıracak mağazalar, kafeler, restoranlar İstanbul'un yeni iş ve sosyal yaşam merkezi Balans Güneşli'de. Balans Güneşli. Burada her şey dengede. Çocuğunuz bunların hiçbirini yapamaz. Gelin yılda sadece 118 liraya Ailem Ziraat Güvencesi'nde sigortası yaptırın. Kazayın vefatınız halinde çocuğunuz güvencesiz kalmasın. Ziraat Sigorta. Güvenceniz için daha fazlası. Evlat, aya, iyal. Efendim, zürriyet gençlikte artar, gençlikte yetiştirilir. Ben elhamdülillah hepsini yaptım. Evlatlarımı dini terbiyeyle yetiştirdim. Yalnız evlatlarım mı? Yüzlerce hafızı Kur'an yetiştirdim. Yüzlerce. Hepsi de imam oldular, mezun oldular, vaiz oldular, müftü oldular. Elazığ'da ve geçtiğim yerlerin hepsinde. Ha. Malatya, Kangal, Sivas. Ben de elhamdülillah gençliğimi bu yolda geçirdiğim için hayatımdan o kadar memnunum ki şu yaşlığımdan da o kadar. Çünkü gençliğimin ibadet de gençlikte yapılır. Bir de iyi insanlarla kalkmış oturmuşum. İyi insan, iyi arkadaş. Bu çok mühimdir. Bu sebeple ben şimdi o gençliğimi düşünce içime öyle bir ferahlık geliyor ki, eğer o olmasaydı şimdi üzülürdüm, yapamazdım da bu sefer, öyle ya, namaz kılamazdım. Mecbur kalmasam ilaç da almıyorum. İlaç alanlara da tavsiye ediyorum, hastalığınızı çekin, ilaç almayın. Allah'a çok şükür Müslümanız biz. İnkarcı değiliz, ikrarımız var. Kitaba, sünnete inanmışız biz. Kitapsız değiliz, Kur'an'ımız var. Müslüman olmuşuz biz ta ezelden. Hem bela demişiz bezmi elesten. Söz verdik dönmeyiz bu ahdimizden. Şeriat ehliyiz, dinimiz haktır. Biz münkir değiliz, yüzümüz aktır. Allah'ın verdiği vaadi mutlaktır. Şüphesiz bu vaade imanımız var.
Hiç korkmuyorum ölümden. Bekliyorum. Azrail ne zaman gelecek? Bekliyorum. Hatta gecikti bile. Bir rüya gördüm, söyleyeyim mi? 5-6 sene evveldi rüyada. Böyle bir tepe üzerindeyim. 3 tane padişahlarımızdan kimlerdi bilmiyorum. Sarıklı orada duruyorlar. Sol tarafında bir engin yol var. O yoldan 2 kişi geldi. Böyle karşıya çıktı. Bir tanesi bana baktı, geldi sarıldı boynuma. Ama ne kadar sevimli, ne kadar güzel bir insan, tertemiz. Sarıldı böyle. Dedi, beni tanıdın mı? Dedim, tanımadım. Dedi, ben Melekül Mevt'üm, yani Azrail'im. Dedim, emanet almaya mı geldin? Dedi, yok. İşim var, bir yere gidiyorum, sonra gelirim dedi. Ben de bekliyorum, Azrail bekliyorum. Gelmedi, gelmedi, gelse elini öpeceğim, yüzde kaldı. Bazen bana hacca giderler, derler, gelir Allah'a ısmarladık, derim ki bana dua edin. Olur hocam, nasıl dua edeceksin? Sen söyle diyorlar. Diyeceksin ki, ya Rabbi, o ihtiyar hocamızı ömrünün sonuna kadar kimseye muhtaç etme. Kimseye muhtaç etme, doktor da dahil, ilaç da dahil, evlat da dahil. Kimseye yük olmamak çok, bu bir nimettir. Ha. İkincisi, ömrünün sonuna kadar bu hocamıza sıhhat afiyet ver. Tahammülünün dışında dert ve de hastalık verme. Üçüncüsü de son nefeste ahirete gideceği zaman iman ile Kur'an ile ahirete gönder. Bu üçü oldu mu mes'udsun. Sonra bilelim ki evladım, dertsiz kimse yok. Şair öyle demiştir. Afet-i gamden acep dünyada kim azadedir? Herkesin bir derdi var, madem ki ademzadedir. Eğer biz kendi halimiz içerisinde daha beterlerini düşünürsek, o zaman kendi kendimize hamd ederiz, şükrederiz Cenab-ı Allah'a. Sıhhatli yaşarız. 96 senelik, 97 senelik bir hayat arkamda göremiyoruz. Görüyor musunuz? Bir şey görüyor musunuz? Beni görürsün değil mi? Zaman ikidir yavrum. Geçmiş zaman, gelecek zaman. Geçmiş zaman mazıya karışır. Geri gelmez. Kimse de göremez. Gitti. Gelecek zaman da nasıl gelecek, bunu da kimse bilemez. Ancak içerisinde bulunduğun hali değerlendir ki o hal boşa geçmesin. Niye ölümden korkayım ki? Belki tabii can acısıdır, bilmiyorum, onu ölenler de söylemiyorlar. Ölüler de söylemiyorlar. Can acısını belki çekiyoruz. Fakat bu ruh bedenden ayrıldı mı, bu beden topraktan yaratılmıştır, toprağa terk edilecektir. Ruh da alemi ervahtan gelmiştir, alemi ruha gidecektir. Bir gün üniversiteden bir genç, 4. sınıfı okuyor, boylu boşlu geldi buraya oturdu. Hocam dedi, bir şey sormaya geldim. Sor yavrum. Biz bu dünyaya nereden geldik? Ve nereye gideceğiz? Ve niçin geldik? Soru bu. 3 soru. Nereden bu dünyaya geldik? Ne için geldik? Nereye gideceğiz? Dedim evladım, bak Kur'an-ı Kerim senin bu soruna cevap veriyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, tekrar Allah'a gideceğiz. Ha. Ne için geldik, vazifemiz nedir? Demin söyledim. Her insan bu aleme 2 vazife ile gelir. Biri Allah'a itaattir, biri mahluka hizmettir. Hayatın boş hayalından gel eyle kalbini safi. Uzak ol ki lukalından, eğer sofi isen sofi.
Muhabbet etme dünyaya, gönül ver dar-ı ukbaya, itaat eyle Mevla'ya, eğer sufi isen sufi. Cihanın zevkine kanma, hayat hayat baki kalır sanma, nefis şeytana aldanma, eğer sufi isen sufi. Günahtan içtinab eyle, tarika intisab eyle, o nefsini turab eyle, eğer sufi isen sufi.